Merhabalar, Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Yazmamız küf yeşil arkadaşlar. Ara kısmına 9 tane fil dişi yaptım. Ona tamamlayacağım. Yazmamda kırmızı, pembe, sarı renkleri var arkadaşlar. Şimdi ben kırmızıyı yaptım. Diğerini de sarı yapacağım. Şimdi zürafa yaparak başlayalım. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Zürafaya batarak bir tane zürafa yaptım. Tekrar zürafaya batarak geri dönüyorum. Boş zürafaya batarak bir tane fil dişi oluşturdum. Şimdi buraya 8 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. 5 tanesini daha için kullanacağım. Ve 8 taneyi yaptık. Şimdi 5 taneyi sayıp 5.'ye batarak ipimi uzatıyorum. Buraya zürafa yaparak bu tarafa doğru geleceğim şimdi. Tekrar baştaki zürafamı batarak ipimi kenara alıyorum. Tekrar buraya şimdi zürafa yapıyorum. Tekrar başa batarak ipimi kenara aldım. Şimdi ortadaki zürafayı bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra pırpır yapacağız. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. On beş tane pırpır sığacak şekilde arkadaşlar. Şimdi ipimi koparmadan aşağıya zürafaları batarak aşağıya indiriyorum. En aşağıdaki zürafaya da batarak şimdi tekrardan kenarına 3 tane boş zürafa yapıyorum. Ve 4. zürafama tekrardan fil dişini yapıyorum. Bir tane yapalım. Modelimiz de belli olmuş olsun. Bu şekilde yeşil kısmı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi üst kısmına yapmaya başlayalım. Şimdi bunu da sarı yapacağız arkadaşlar. Yazmamın ters tarafını döndürerek bir tane düğüm atıyorum. Sarı ve kırmızı olan oyalı suni ipek arkadaşlar. Yeşil olanı da polyester altın başak. İkisi bir arada olan olur mu diyenleri arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmez, olabilir yani. Şimdi buraya pırpır yapıyoruz.
baştaki pırpıra batarak ipimi uzatıyorum. Buradaki ipi çok bol bırakmayın arkadaşlar. Tamamen üzerinde olacak şekilde. Şimdi en baştaki pırpırıma batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımızı yaptığımız şekilde eksilmiş olacak bu şekilde. Şimdi bütün pırpırlarıma batarak zürafa yapıyorum. Dört tane zürafamız oldu. Şimdi en baştaki zürafaya batarak ipimi uzatıyorum. Tekrar buraya pırpırımı yapıyorum. Zürafalarımı yaparak başa geliyorum. Bir tane kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar ipimi uzatıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde bademimizin bir kısmı bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki yuvaya batarak ipimi indiriyorum. Çok bol bir şekilde indirmiyoruz. İçine dolduğumuzda o zaten genişleyecek. Buraya beyaz sık iğneleri yapacağız. Şimdi tekrardan buraya 5 tane daha pırpır yaparak ikinci bademimizi yapıyoruz. Beş taneyi tamamlayıp şimdi ben üçünü de yapacağım arkadaşlar. Bademimi üçe tamamlayacağım. Sonra üst kısmında görüşmek üzere diyelim. Üçünü de tamamladım bademlerimin. Şimdi beyaz kısımlarını yaparak başlayalım. Yazmamın ters yüzünü döndürerek aşağı indiğim iplere bir tane düğüm atıyorum. İpimin yönü de yapacağım yöne olsun diye üzerine de hem de sık iğne yapacağım ki birazcık daha kalın olsun sık iğnelerim. Şimdi buraya sık iğne dolarak aşağıya iniyorum. İki. 3 4
Tekrar düz yüzünden sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Diğerini de yapıp ikisini de tamamlayacağım. Üçünü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ortadaki pırpırlarımızı yaparak başlayalım. Yine düğümümüzü yazmanın ters tarafından atıyoruz ilkin. Ortada bıraktığımız boş zürafaya bir tane düğüm atacağız. Son pırpırımı yaparak modelimizi tamamlayacağız. Beşinciyi yaptık. Şimdi iplerimizi keselim arkadaşlar. Birazcık küçük mesafe bırakarak diğer ipimi de tamamen kökünden keseceğiz. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.